Selçuklular savaş bölgesine her zaman önce gidendir. Neden? Çünkü bütün stratejik bölgeleri kontrol altına alıp düşmanın eline geçecek su kuyularını kurutmak, leş atarak, işte o zaman kimyasal silahları bunlardır, taşlarla kapatarak bir şekilde, hatta güneşi, ben bunu tahmin gücüyle söylüyorum, güneşi bile hesap ediyorlar. Güneşi bile, bunu tahmin gücüyle söylüyorum, kaynak açık açık yani yazmıyor. Bu Malazgirt'ten yani önce bu de çok böyleydi önemli bu yani. Süreteşi. Şu an bana ışık vuruyor tabii, mesela. Tabii. Basinlerde de benzer adımlar görülüyor mu? Hocam Dandanakan'da ve özellikle Çağrı Bey'in mesela Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te uyguladığı taktikleri, evet, aslında Çağrı Bey'in taktikleri olarak da görüyoruz. Çünkü zaten onun, hani onun yanında yetişmiş, onun yanında kalmış. Diğer oğulları yanında değildi. Alparslan biraz Çağrı'nın yanında. Yani Gazneli Mahmut'tan yani oğluna geçişi olarak görememişiz ama burada tam tersi. Yani, hayır hayır, yanlış anlaşılmasın. Gazneli Mahmut'un oğlu Gazneli Mesut mükemmel bir askerdir. Mükemmel bir askerdir. Ama siyaset adamı değildir. Bakın iki şey çok önemlidir burada. İkisi bir adamda olursa, Gazneli Mahmut'ta ikisi birlikte. Ama Selçuklu Devleti'ni kuran Tuğrul ve Çağrı Beyler'de bu ikisi beraber, hayır. Çağrı Bey mükemmel bir savaşçı. Tuğrul Bey'e nazaran. Tuğrul Bey kötü bir komutan demek istemiyoruz. Çağrı Bey burada daha üstün. Ama Çağrı Bey'den de muhtemelen bir siyaset adamı çıkmazdı. O kendini zaten çok iyi bildiğinden müsaade ediyor kardeşine. Evet. Çağrı Bey daha büyük olandır. Yaşça büyük olan Çağrı Bey'dir ama sultan olan kişi küçük kardeş. Garip değil mi burası? Evet. Genellikle Türklerde büyük kardeş babanın yerini alır. Yani beyin yerini alır. Hı hı. Bugün bile geleneksel Türk ailelerinde büyük erkek kardeş çok önemli kişidir, yani babanın hemen vekilidir. Dolayısıyla Tuğrul Bey Tuğrul Bey'e müsaade ediyor. Ben bunda Tuğrul Bey'in siyasi insanlarla, topluluklarla çok iyi geçim kurabilen, anlaşabilen, imtizac edebilen bir yapıya sahip olmasıyla işi. Genelde tarihçilerimiz, meslektaşlarımız da, hocalarımız da aynı fikirdedir. Yani onları biz bir elmanın iki yarısı gibi değerlendiriyoruz. Bütün olmuşlar, başarı tamamen buradan kaynaklanıyor bir defa. Yani hocam, düşün, her şey olabilir elinizde ama ya kurultayda zaten. Bakın, yani bu başarıyı bir büyük şey ölüyor, holding patronu, evet, önemli bir iş adamı. Çocuklar anlaşamayınca babaların serveti yıkılıp, evet, gidiyor değil mi? Mahkemelerde, evet, orada burada heder oluyor. İşte bunu da böyle düşünmek lazım. Yani Selçuk Bey'den sonra Selçuk Bey bizzat bu iki çocuğu, torunlarını eğitmiştir. Çünkü babaları, bu iki çocuğun babaları Mikail ayaktayken şehit oluyor. Onun Selçuk Bey'in yanında büyüdüler. Selçuk Bey'in hayatını yetiştirdi. Dolayısıyla orada askeri eğitim söz konusu ve terbiye, dini terbiye vesaire. Tabii uzatmamak için o konulara girmek istemiyoruz. 3 dakika kaldı reklamı. Dolayısıyla burada bu iki kardeşin birbiriyle uyumlu, ikisinin de buyur etmesi sayesinde, eğer ikisi de taht benim deseydi, büyük ihtimal bugün bu kadar burada Selçuklu Devleti'nin başarısından, hı hı, söz etmiyorduk, etmiyor olacaktık. Yani bu çok önemli. Çağrı Bey'e burada gerçekten hakkını teslim edelim. Tuğrul Bey'le uyumlu gitmiş, geçinmiş. Hı hı. Aralarında kaynaklara, hocam bazen birbirlerinin şeylerine sataşmışlar yani. Aralarında kaynaklara akseden tek olumsuz olay, tek tartışmaları mühim, yani önemsenecek. O Nişabur kentine, 1038'deki Nişabur kentine girişte Çağrı Bey ben yağma yapacağım diyor. Yani bakın aslında şehri böyle kılıçla ele geçirdiğinizde yağmalama hakkınız var. Orta çağ kuralıdır bu. Bunun Hristiyanı, Musevisi, efendim Müslüman olmaz. Bu kural bütün orta çağda uluslararası bir kuraldır. Dolayısıyla o şehir yağmalanacak. Tuğrul Bey gelecekteki günlerde yöneteceği bu insanlara zulmetmek istemez. Yani daha en baştan, ilk günden o halkla arasına bir şey örmek istemez. Duvar, mesafe, neyse, algıda, anlaşmada yanlışlıklar olsun istemez. Halka yani adaletli, insani yüzünü göstermek ister Tuğrul Bey.
Tuğrul Bey evet doğru bir hani takdir edilen bir davranış sergiliyor ama öte yandan Çağrı Bey'i eleştirmemek adına da aslında sizin söylediğiniz gibi o dönemin evet hakkı olduğu için o da bu var. Savaş bir geleneği ben alırım diyor ve ikili bu konuda anlaşamıyorlar. Evet. Tuğrul Bey yağmalattırmam diyor. Yağmadan sözüm herkesten para toplayacak yani en azından veya malını mülkünü alacak o Nişabur halkının. Tuğrul Bey ben yaptırmam öteki ben bunu toplarım arkadaş diyor kardeşim diyor. Dolayısıyla Tuğrul Bey bu yaklaşımda sonra yine konuşacağız inşallah. İlerle Alparslan'da da görüyoruz. Biri bıçağı çekiyor. Fatih Sultan Mehmet'i de görüyoruz. Evet. Muhtemelen işte Çağrı Bey olsa gerek ama evet. Diğerinin de olduğu söyleniyor. Çağrı Bey kendimi öldürürüm diyor. Orada müsaadenizle virgül koyalım. Evet. Çağrı Bey kendimi öldürürüm diyor dediniz hocam. Burada bir müsaade ederseniz bir araya gidelim. Bu arada Anadolu'ya gelen Sultan Polat diyor ki Anadolu'ya gelen Selçukluların büyük davaları neydi çok merak ettim. Bu konuyu biraz daha detaylı anlatmanız mümkün müdür diye soruyor.